Esenlikler Efe, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Ulson Rock Bar'a hoş geldin. Hoş bulduk. Bugünkü şarkımız hem senfonik metalden gidiyoruz hem de Türkçe'ye de değineceğiz. Bil Aynen. bakalım hangi şarkı? Hangi grup? Almora olabilir mi acaba? Yani Almora Çünkü olacak tabii. Türkiye'de senfonik metal deyince ilk akla gelen ve en eski öncü gruplardan bir tanesidir Almora zaten. Valla başka aklına gelen grup varsa program sonra söyle Yok, bana. başka yok. Başka yok. Almora'dır zaten. Yani direkt Almora. Yok, Şey olarak. bilmediğimden, Senfonik. belki ben bilmediğim vardır, anladın Yok, mı? Almora. Yani diğer olsa bile çok fazla ön planda olmayan gruplar. Okey. Esas Almora'dır. Okey, sana güveniyorum. Hadi başlayalım o zaman. Son Haydi 2 başlayalım. 3. Şarkımız hakkında. Vallahi şarkı hakkında ne denir ki? Şarkı Zaten şarkı yeter sözleri. kadar kendini açıklıyor zaten yeter kadar. Aynen. İyiler siyah giyer, bunu unutma. Güzel bir motto. Bunu şöyle özetleyebiliriz. Kara kediler mesela uğursuzluk sayılıyor Doğu ülkelerinde. Aynen. Ama İskandinav ülkelerinin tam tersine de uğur sayılıyor. Hangi açıdan baktığına bağlı yani, iyiliğin kötülüğün ne olduğunu. Aynen öyle. Aynı zamanda
Burada kastettiği şey de olabilir. Şarkıyı yazarken ne düşündü? Dışlanmışlık olabilir. Hani metalcilerin ve siyah giyinen insanların bir dışlanmışlığı var. Günümüzde gerçi şeyle karıştırılıyor biliyorsun. Bu rapçilerle falan karıştırılıyor genelde de. Bu da bilmedikleri için insanlar. Artık metal kültürü eskisi gibi yaygın değil. Ama gördüğün gibi şarkı sözleri değil mi? Ne kadar Aynen. felsefik ve iyi insan olmaya odaklı. Bu yüzden iyiler siyah giyer demiş olabilir şarkı yazarımız. Demişlerdir muhtemelen ama yani bu ön yargıları önümüze kavurarsak da bu ön yargılar yıkılmıyor maalesef. Aynen. Siyah giyen her zaman kötüdür onlara göre. Ya artık bu da kırıldı gerçi. Başkana göre. Modaya göre şimdi siyah giyinmek falan çoğu kişinin giydiği bir şey artık. Eskiden sadece rockçı, metalciler simsiyah giyinirdi. Şimdi görüyorsun hiç alakası olmayan insanlar da hani moda olarak böyle simsiyah giyinebiliyor. Aynen. Hiç alakasız insanlar bile simsiyah giyinebiliyor. Yani eskidendi bence bu yargı. Biz bu şu anki yargıyı neye göre söyleyebiliriz? Benim görüşüm tabii bilmiyorum da ben insanların özellikle ülkemizdeki insanların müzik kültürünün olmamasından kaynaklı. Tiplere bakarak hani serseri etiketi yapıştırıyorlar. Hani serseri olmak için tipe gerek yok yani. Tipsiz insanlar da serseri olabilir gayet doğal. Ya da çok düzgün giyinimli insanlar da çok art niyetli olabilir. Doğru. Bunun giyinişle hiçbir alakası yok. Giyiniş insanın kendisini yansıtmak istediği bir ayna gibi görebiliriz. Yani ben böyle giyiniyorum. Beni aslında karakterimi yansıtıyor ama nasıl bir karakter yansıtmak istiyorum ben? Kötüyüm. Saçma sapan şeyler söylüyorum. Bunu mu yansıtmak istiyorum yoksa iyiler siyah giyer bunu unutma mı demek istiyorum? Yani o kimse kendisini kötü olarak göstermek istemez sonuçta. Tabii canım, tabii istemez kimse. Yani ben niye kötü olan bir şeyi kötüyüm ben diye göstereyim ki? Aynen öyle. Ki öyle bir şey düşünmüyorum. Hani ben bunun kötü bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Onu düşünen insanların da bunu sorgulaması lazım. Bu insan bunu bu şekilde bir giyinişi varken acaba benim bilmediğim neler var? Senin bilmediğin çok şey var dostum. Bizim de bilmediğimiz çok şey var. Sanatın ucu bucağı yok. İnsanların tavırları, takıntıları ya da sembol kullandığı sembollerin ucu bucağı yok. Ama bilmemezlik insanı korkutur demiştim ya bir konuşmamızda hatırlarsan. Evet. Asıl sebep o. Karanlık, gece. Karanlık bir sokak bizi korkutur. Bilinmediği için korkutur. Aslında bilinsek oraya bir ışık tutulsa korkacak bir şey olmadığını gördüğümüz an içimiz rahatlayacak. Tek sorun ışık. Aynen öyle. O yüzden de insanların bilmediği şeylere karşı önyargılı olmalarının yanlış olduğunu vurguluyor şarkı biraz da. Benim senin boyalık Güzelmiş. kahramanlarına benzemez diyor. Aynen öyle. Püslü püslü değilim aslında hani. Gayet ciddiyim ve basitim ve asaletliyim. Siyahın bir anlamı da asalettir aslında siyah giyinmek. Tabii. Siyah her zaman saygı temsil eder zaten. Asaleti temsil eder. Mesela mor da zenginliği şeyi üst tabaka insanları temsil eder. Mor. Ama mesela siyah daha bir asaleti temsil eder. O yüzden siyah mesela daha şeydir bu konuda. Bence. Asıl asaletten kastımız Abi. kan bağıyla oluşan bir asalet değil. Yani insanın karakterinin Hocam. asil olması. Aynen öyle. Ben de saat takip onu demek istemedim zaten. Yani şey Biliyorum, olarak. biliyorum, biliyorum. Ben sadece eklemek için söylüyorum. Hı. Morun da nereden geldiği, onu nereden geldi onu da açıklayayım hemen. Asalet deyince bir asilzadelerin o anlamda asilzadelerin giyindiği, zengin kesimlerin giyindiği. Çünkü mor Aynen boya zor bulunuyor eskiden. öyle. Hı. Yani mor boyu elde etmek pahalı bir şey. O moru elde edilecek madde pahalı. O yüzden en değerli
Boya ve en değerli kumaşlar mor oluyor. Ve o şekilde mor zengin kıyafeti olmuş oluyor. Eskiler için. Ama Evet. ululara son diyoruz. Morlara da son o zaman. Onlara son, aynen. Mesela Matrix'te de değil mi? Herkes siyah giyinimlidir. Modaya resmen damga vurmuştur. Çünkü o kadar siyah giyinimli şeylere alışık değildi bizim kültürümüz özellikle. Zamanlar evet. Sokakta göremezdin simsiyah giymiş insanları pek. Yani metalci rockçı olacak da öyle. Aynen öyle. Ha, şimdi mesela adam saçma sapan şarkı sözleri yazıyor. Rap müzik diye koyuyor buna. Müzik de değil o. Şarkı yani. Şarkıyla müziğin farkı ne? Müzik aletleriyle yapılıyor yani. Oraya dım Aynen. tıs dım tıs bir ritim koymak müzik ne seviyesi artık o? En alt tabakası oluyor. Yani onu müzik saymasam da O olur. müzik değil ki yani. O dumtıs dumtıs istediğin şey Sanat müzik değil değil. zaten. Yani müziğe giriyor. Bir Sanat çeşit değil. müzik ama sanat değil. Ama sanat değil. Ama sanat değil. Şimdi burada biz linç yeriz. Aa rap'e sen sanat değil dedin. Hayır rap şarkı sözü şarkı sanatı ayrı bir şey. Ama orada saçma sapan şeyler söyleyerek işte ben seni tavladım. Yok ben seni dövdüm. Yok ben şunu yiyeceğim içeceğim. Hani sanatsal ve felsefik değeri sıfır olan insanları tamamen kötü alışkanlıklara sevk eden herhangi bir şarkı sözünün istediği kadar uyumlu olsun sanat olması çok zor. Çok zor yani. Yani ben niye çok zor diyorum? Belki biri bir gün yapar. Bak ben de yaptım falan. O harbiden lan yaptı falan deriz. Doğru. Ama yine de tasvip etmem. Yani bizim sanatın insanları iyileştirmesi lazım. İnsanların içindeki bozukluğu artırması değil. Yani anlatabiliyor muyum? Anlıyorum, anlıyorum, çok iyi anlıyorum. Mesela insanları meta görmek, değil mi? İnsanları metalaştırmak, maddeleştirmek. Bunlar var. Pop müzikte de var bu. Kliplerde de var. Bunları da konuşmuştuk. Aynen. Şimdi buna gelip de ben sanat olarak görmüyorum deyince linçleyin beni. Umurumda değil. Gurur duyarım. Neyse. Var mı söylemek istediğim bir şey? Yok. Biz iyiler siyah giyeriz. Unutma Biz bunu. iyiler siyah giyeriz. Siyah giymeye devam edeceğiz. Aynen. Hadi bakalım. Esen kal. Görüşürüz bir sonraki bölümde. Görüşürüz.